Merhaba, Akvaryum Ekber'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu potos sarmaşığı. Kısmen akvaryumlarda ve evimizde kullanabileceğimiz bir bitki. Akvaryumlar için de oldukça kullanışlı, hani sıra dışı bir kullanımı var. Ve su değerlerini, özellikle nitrat emilimini çok iyi yapan ve akvaryumdan atmak istediğimiz nitratı çok kolay bir şekilde atmamıza yardımcı olacak bir bitki. Bu potos sarmaşığının koparılmış ve suda köklendirilmiş bir hali. Görüyorsunuz bu kök kısmı nasıl çıkıyor. Bu şekilde istersek akvaryumun yapraklar suyun dışında kalmalı. Akvaryumun sağ ve sol arkalarına mesela tutturabiliriz. Kullanımı yaygın. Türkiye'de pek yok ama yurt dışında sıkça yapılan bir uygulama. Veya köklendirip saksıda da bakabiliriz ki zaten yaygın kullanımı saksıda. Ben de şurada görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. Burada askıda bir potos sarmaşığım var. Şöyle görebilirsiniz. Bu da yine askıyla bakıyorum buna. Kitap rafı gibi bir şey var. Bu Ikea'dan aldığım. Ona tutturulmuş vaziyette. Toprağın içinde saksıda bakıyorum ve çoğaltmak istediğimde şu şekilde kesiyorum uçlardan. Ve bu şekilde daha iyi çoğaltılmış oluyor. Hem yenilenmiş oluyor. Farklı yerlerden de sürgün veriyor. Sulaması da az ve en önemlisi ev bitkilerinde ciddi bir sıkıntıdır. Güneş ihtiyacını tam karşılayamayız. Bu güneş ve ışık ihtiyacı da çok az olan bir bitki. Hatta gölge yerlerde daha iyi gelişiyor diyebilirim. Şimdi bunu kesip bu şekilde bırakabiliriz veya uzun dallardan birini alıp akvaryumun içine sarkıtabiliriz. Şu gördüğünüz şeylerle akvaryum kenarına tutturabiliriz veya buhar camın köşesine de tutturabiliriz. Şuralardan bitkiyi sokup mesela şöyle göstereyim size. Şuradan bitkiyi yerleştirip bunu cama tutturabiliriz. Kök suyun içinde gelecek. Yaprak dediğim gibi suyun dışında kalması gerekiyor yaprağının. Bu şekilde bir uygulama yapabilirsiniz. Şimdi size kendi buhar camımda nasıl bitkileri köklendirdiğimi göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi buhar camların köşeleri delik. Şu şekilde birkaç kesik yaptım ve bunları birbirine tutturdum. Görüyorsunuz nasıl köklendiklerini. Şuradan buhar camdan aşağı sarkıtıyorum buhar camın köşesinden. Bu filtre giriş çıkışları için yapılan yerler bunlar biliyorsunuz. Bu şekilde kökleniyor. Bu bitkiyi şu yüzden de öneriyorum. Hani aileler, özellikle aileyle yaşayan arkadaşlar, daha genç, küçük arkadaşlarımız çok şikayetçiler. İşte annem müsaade etmiyor. Ama bir anneye bir bitkiyle gittiğinizde, anne sana bir bitki aldım dediğinizde hem onu çok mutlu edebilirsiniz hem de akvaryum için çok iyi bir şey yapmış olabilirsiniz. Yine saksıda dursun bitki. Siz çaktırmadan veya çaktırarak birkaç yaprağı kesin. Şöyle bir kısım kalacak şekilde. Ve bunu akvaryumun köşesinden sarkıtın. Hem akvaryumunuz için çok iyi olacak hem de annenize de farklı saksılarda bu bitkiyi çoğaltmak istediğinde çok mutlu olacaktır. Çünkü köklenmesi gerekiyor bu bitkiyi çoğaltmak için. Köklendikten sonra toprağa da dikebilirsiniz. Hem kendi odanızda bir sarmaşık türü olduğu için duvara da tutturabilirsiniz. Duvarınızı da kısa sürede dolduracaktır. Bu şekilde çok faydalı bitki, yani her birinize öneriyorum. Videonun isminden zaten göreceksiniz. Pothos diye geçiyor. POTHOS sarmaşığı veya potos bitkisi. Kesinlikle kullanmanızı öneririm. Genelde yurt dışında şey olarak kullanıyorlar. Akvaryumun sağ ve sol arkalarından sarkıtıyorlar. Akvaryum dışına sarkıyor ama kökleri suyun içinde kalacak şekilde, yaprakları suyun dışında kalacak şekilde. Evet arkadaşlar, Potos'la ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şiddetle öneriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı muhakkak yazın. Ne gibi konular işlenmesini istediğinizi, ya biliyorum akvaryumların videolarını bekliyorsunuz. İnşallah çok yakın zamanda gelecek. Hatta bir akvaryum temizleme videosu da gelebilir. Bitkili akvaryum bayağı karıştı. Konu isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Akvaryum Rehberi'nin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz kırmızı butona basarak kanala abone olabilir ve yanındaki zil butonuna basarsanız da video yüklendiğinde cep telefonunuza anında uyarı gelir.
Akvaryum Rehberi'ni Facebook ve Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın.